Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Öztürk. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine büyük bir paketimiz var. AliExpress'ten bir tane paket var. Fakat içerisinde yaklaşık 10 tane ürün var. AliExpress 1.99 olan sayfadan aldım hepsini. Ürünlerin hepsinin 1.79 fiyatı var. Şimdi gelin bu paketi açalım. Şurada şöyle gördüğümüz gibi AliExpress ana sayfasında 3 tane ürün 5.99 diyor. Bunlar bazen 1.79'a da düşebiliyor. Şöyle şu şekilde buradan istediğimiz üründen bir tanesini sepete ekleyip 3 tane olduğu zaman sipariş verebiliyoruz. 10 tane kadar tek seferde sipariş veriyoruz ama her üründen birer tane sepete ekleyebiliyoruz her seferinde. Şu şekilde. Bu şekilde mesela şu ürün 1.99. Bu ürün 1.99. Tek seferde bir tane sepete ekleyebiliyoruz. Şimdi gelin şu paketi açalım. Bunların hepsini o sayfadan aldım. Hepsini 1.99 olan sayfadan aldım. Şimdi gelin açalım. Bu gayet iyi bir tarife. Hem çok ucuz, daha ucuza geliyor ürünler. Hem de tek pakette ve daha hızlı bir şekilde geliyor. Sipariş yurt dışına. Onu belirtmekte fayda var. Sipariş yurt dışına. Türkiye'de böyle bir uygulama var mı? Hani Türkiye'ye bilmiyorum. Şöyle başlayalım. Bu ürün neymiş? Bir tane hafıza kartı. Okuma yazma hızları gayet iyi. Gerekirse test eder. Ekrana da test sonucunu koyarım. 64 GB. Okuma yazma hızları gayet iyi. UHS 3 destekli. Yani bununla 4K videolar falan çekebiliriz. Bir tane 64 GB hafıza kartı. Teker teker açalım. Bir tane şöyle helikopter. Helikopter, Biraz helikopter. ezilmiş paketi. Şunu kenara alalım. Bir tane oyuncak helikopter. Bu da şarjlı bildiğim kadarıyla. Bunun da fiyatı 1.79 euro. Şöyle şarj var mı içinde bilmiyorum. Altına koyuyorsunuz şöyle. Alttan şey algıladığı zaman havaya uçuyor böyle. Şarjı var mı bilmiyorum. Evet, şarjı varmış. Aa, uçmaya başladı hemen. Gerçekten güzel. Altına elinizi koyuyorsunuz, yukarı çıkıyor ve bir süre sonra geri yere iniyor. Bunu kapatalım. Bunun daha şey videosunu eklerim. Bu da bu şekilde şarjla şarj ediyorsunuz. Işıklı falan. Bu da 1.79 euro. Kutusu bayağı bir ezilmiş. Normal hepsi tek paket içerisinde geldi. Yani fiyatına kıyaslarsak gerçekten çok iyi. Şöyle bir tane led var. Bu da mı 1.99'du? Evet. Bu da sanırım 1.99'du. Bu da şöyle H7. H7 soketli LED. Bu da aynen 1.99'du sanırım. Öyle hatırlıyorum. Belki daha mı fazlaydı bilmiyorum. Bu da şöyle şu şekilde. Bundan daha önce kullandım. O zaman daha pahalı almıştım. Bayağı kullandım. 36 volt 3800 lümen diyor. 6500K olması lazım. Şöyle bu şekilde. Kutusu bu güzel. Yani böyle açıkçası böyle bir kutuda geleceğini ben tahmin etmiyordum. Kutusu bile güzel. Şöyle bir paket var. Bu neymiş? Bir tane daha lamba almışım.
Bu da farklı bir lamba, farklı bir marka. Ya o kadar alıyorum ki bazen ben bile unutuyorum. Bu da böyle bir lamba. Bu da yine aş set soketli. Bu da yine vantilatörlü. Bu da bir lamba. Araba lambası. Bu arada bunları hemen test edelim. Ben de merak ettim açıkçası. Bakalım hangisi daha iyi aydınlatacak. Şu şekilde. Şunun boyutu oldukça küçük. Şununki biraz daha büyük. Şu daha küçük. Küçük ama daha güçlü aydınlatma olabilir. Şöyle hemen elimdeki test şeyiyle bakacağız. Bunların artısı eksisi var. Bakalım tutacak mı? Tutmadı. Şöyle hemen bağlantı yapalım. Evet, bu şekilde hem çalıştığını test etmiş olduk, hem aydınlatmış olduğunu gördük. Bu şekilde aydınlatıyor. Bakalım diğeri nasıl aydınlatacak. Videoda daha az görünüyor ama normalde daha yüksek ışık. Yani şu an bakamıyorum. Bu şekildeydi. Bakalım bu nasıl? Bu da bu şekilde. İkisi de aynı gibi, fakat şu sanki bir tık daha güçlü gibi mi geldi bana, bilmiyorum. İkisi de aynı gibi, fazla bir fark yok. Bunların videosunu karşılaştırma olarak ekrana koyarım, hangisi daha nasıl aydınlatıyor diye. Bu da bu şekilde. Aynı zamanda da hemen test etmiş olduk aydınlatma gücünü. Boyutlar da şu şekilde zaten. Şu daha küçük. Bunları da kenara alalım. Bakalım pakette ne çıkacak sırada. Böyle bir şey çıktı. Bakalım bu neymiş. Evet, bu da şarj adaptörü, hem de kablosu ile birlikte 67 volt. Acaba gerçekten 67 volt mu? Yani bu 33 volt olsa bile efsane, çünkü fiyatı da ortada. Bu da 1.79'du sanırım. Hemen bunu da test edelim. Şöyle içinden çıkan kabloyu da, yani bunlar renkli diye illaki gerçek olduğu anlamına gelmez. Bunu test edeceğiz. Ya bu 33 volt olsa bile gayet iyi. Bu arada kablonun hissiyatı orijinal kablo gibi. Orijinal Xiaomi'nin kendi kablosuyla hissiyatı aynı. Ama bizim için önemli olan değerler. Şimdi bakalım bize ne değer edecek. Bunu taktığım zaman ekranda hızlı veya turbo şarj yazıyorsa yeterli olacaktır benim için açıkçası. Evet. Şöyle gördüğümüz gibi Mi Turbo Şarj destekliyor. Yani şu an turbo şarjda. Bu da fiyatının hakkını verdiğini söylüyor ki zaten çok büyük bir fiyat değil. 1.79 euro. Bir de şimdi test edelim. Bakalım kaç amper üzerinden kaç volt bize değer verecek. Bakalım. 1900 amper, 1940 amper, şu şekilde 1900 amper, 2 ampere yakın. Bu da gayet iyi. Şöyle 8 volt, işte bunlardan pek detaylı bir bilgim yok ama yani şu değer gayet yeterli. Hızlı şarj ediyor ve Mi Turbo şarj modunu gördük. Bu da bu şekilde. 1.79 euro. Hem de test, hem kutu açılım videosu, hem de inceleme videosu diyebiliriz. Bakalım başka paketten ne çıkacak. Şöyle bir
statik elektrik korumalı bir paket geldi. Bu da LED. Bu da şöyle hareket sensörlüydü. Bunu daha önce ben 5-6 euroya aldım. Fakat indirimde bunu 1.79'a görünce yine dayanamadım. Kaç metreydi bilmiyorum. Şimdi hemen şu şey lazım oldu bak. Şunu hemen takıp deneyelim. Şöyle aydınlattı. Bu neydi bunun özelliği? Şöyle yaptığımız zaman açılıp kapatıyor muydu neydi? Ha böyleymiş. Nasıldı bu? Bunu böyle yapıyorduk, açılıyordu. Bir saniye. Şöyle. Nasıldı bu? Ha evet, bu dokunmalıymış sanırım. Dokunuyoruz açılıyor. Dokunuyoruz kapanıyor. Evet. Benim önceki aldığım şöyle hareket sensörlüydü. Sanırım ondan pahalıymış. Bu ona şöyle yaptığımda açınıp kapanıyordu. Ona şöyle yaptığım zaman açılıp kapanıyordu. Buna dokunmam gerekiyor. Şöyle dokunuyorsunuz açılıyor. Dokunuyorsunuz kapanıyor. Bu da böyle. Altında kendi yapışkanı var. Bu şarjörümüz dursun, belki yine lazım olur. Şöyle poşetine koyup kaldıralım, bakalım başka ne var. Bant. Bant ne alaka ya? Ben bant almadım ki. Bir tane bant aldım. Bant çıktı. Ben böyle bir şey sipariş vermedim acaba. Bunun yerine ne gönderdiler acaba? Ne aldım da ne gönderdiler acaba? Şimdi belli olur. Ben de şu an çok merak ediyorum. Şu anda şok içindeyim. Bir tane bant göndermişler. Yani siparişlerime bakıyorum. Sipariş ettiğim ürünler burada arkadaşlar. Sipariş ettiğim ürünler burada. Fakat ben burada bant göremiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi sipariş ettiğim ürünler burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ürün var burada. Ben ama böyle bir bant sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Etmedim yani. Böyle bir bant geldi. Bakalım bu bant neymiş, bunu sonunda göreceğiz. Şöyle bildiğimiz para bandı diyoruz ya, işte o banttan. Bakalım. Bu bant neyin nesiymiş? Hangi ürün yoksa ne göndermişler? Hangi ürün eksikse bileceğiz ki o ürün yerine onu göndermişler. Bu da kamera kablosu. Güvenlik kameranın şarj kablosu. Bunu test edemeyeceğiz zaten. Bunu da aldık kenara. Bakalım ne çıkacak. Sıradan bakıyoruz. Evet, şu güneş ile dolan. Kendinden şarjlı lamba. Vida içinden düştü hemen. Sanırım poşetinden çıkmış. Bu şekilde. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Gece olduğu zaman otomatik aydınlatıyor. Bunlardan daha önce aldım, gerçekten çok güzel. O zaman daha pahalı almıştım. Bu indirimli gördüğüm zaman yine kaçırmak istemedim. Şöyle güneş de doluyor. Akşam hava karanlık olduğu zaman otomatik yanıyor. Fakat bunun 2-3 tane modu var. İsterseniz şuradan modunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kısık ayarda, yani düşük ışıkta sabaha kadar yanıyor. Hareket algıladığı zaman full aydınlatıyor, sonra normal moda geçiyor. İsterseniz sabaha kadar full yanıyor, şarj bitene kadar. Öyle birkaç tane modu var işte, ama fakat benim bunu en çok kullandığım, yani önünden hareket geçtiği zaman direkt yanmasa, akşam olduğu zaman şöyle direkt yanıyor. Güneş de kendi doluyor. Bunu kullanmaktayım, gayet güzel. Şöyle dediğim gibi vidası içinden çıkmış.
Şurada da gördüğümüz gibi 1.79'a almışım ben bu ürünü. Bir saniye, pardon. Nerede ürün? Burada. 1.79'a almışım bu ürünü. Güncel fiyatı 6 euro. Bu ürünün güncel fiyatı 6 euro. Burada 4 pek yazdığına bakmayın. 4 tanesi opsiyon olarak satılıyor. Tanesi 6 euro. Aynı ürün Amazon'daki fiyatı da hemen göstereyim. 16 euro arkadaşlar. Şöyle gördüğümüz gibi aynı ürünün Amazon'daki fiyatı 16 euro. Yani AliExpress'te normal fiyatı 6 euro. 1.79'a alabiliyorsunuz. Amazon'da bu ürünün fiyatı 16 euro. Ben başka bir şey demiyorum. AliExpress ile Amazon arasındaki de fark bu. Aynı ürün Amazon'da 16 euro. AliExpress'te 2 euroya bile alabiliyorsunuz. Bunu kapatalım. Evet, şöyle gördüğümüz, dediğim gibi az önceki dediğim olay. Evet, şu anda kapattık. Şuradan modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da hemen şöyle kenara alalım. İçindeki parçalar kaybolmasın. Bakalım başka ne çıkacak kutudan. Şöyle bir şey çıktı. Evet, bu da şey. Bu da sensörlü lamba arkadaşlar. Bunu kabloya bağlıyorsunuz. Normal şöyle hemen de zaten montaj vidaları, düğmeli vidası çıktı. Bu da güzel bir şey. Şuradan elektrik bağlantısını yapıyorsunuz. İşte duvara falan koyuyorsunuz. Buradan şu soketi biliyoruz. İşte venset, yani E27 lambayı, ampul lambasını buraya takıyoruz. Buraya şarj ettikten sonra bunu duvara monte ediyoruz. Şöyle. Buradan da gece gündüz ve zaman ayarı var. Şuradan gece gündüz ayarını ayarlıyoruz. Şuradan da kaç saniye yansın onu ayarlıyoruz. Bu da gerçekten güzel. İşte bodrumlarda, ne bileyim ben, yani istediğimiz yerde kullanabiliriz. Bu da gerçekten çok güzel. Otomatik şuradan hareket algıladığı zaman otomatik yanıyor. Bunun da fiyatı 1.79. Fakat normal almak istesek bunu 5.94 euro. Yani 6 euro. Normal fiyatı 6 euro. Diğer sayfadan 3 tanesi 5.99 olan yerden bunu 2 euroya alabiliyoruz. Bunu hiç bakmıyorum bile. Amazon'daki fiyatı ne kadar? 15-20 euro rahat vardır. Bu da bu şekilde kutusuyla falan geldi. Güzel. Sensörlü lamba adaptörü diyelim. Şöyle dediğimiz gibi zaten insan dedektörlü. İçerisinde de detaylı bilgiler var. Yani 2 ile 6 metre arasında sensör algılayabiliyormuş. Bu şekilde. Bu da gayet güzel. Bu neymiş? Evet, bu da şey. Güneşte olan, yine güneşte çalışan bir, şu da içinde işte toprağa falan sabitlememiz için şöyle şey. Bu da güneşte çalışan bir lamba. 7 metre. Bunun da fiyatı 1.79'du. Bu da 7 metre. Bakalım. Çalışacak mı? Evet, çalışıyor şu an. Mod bu şekilde. Bunun modunu ayarlayabiliyoruz. Şurada mod ve açma kapatma düğmesi var. Şurada mod ve açma kapatma düğmesi var. Hemen moduna basalım. Evet. Modu bu şekilde. Yaldırlı yanıyor. Evet, şekil de yapıyor şöyle. Şimdi sabit oldu. Buradan modunu veya açıp kapatabiliyoruz. Bu da güzel. Evet, poşet bitti. Şimdi bakalım kaç tane ürün bizi karşılayacak.
Şimdi bakalım kaç tane ürün var, hangi ürünümüz eksik. Şimdi onu tespit edeceğiz. Şimdi şu bir. Şimdi demiştim ya hani buraya sergileyeceğiz hangi ürünü eksik diye. Fakat ben eksik ürün göremedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane ürün var. Bu da içinden sanırım hediye olarak gönderdiler. Bunu da sanırım AliExpress hediye olarak gönderdi. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Çünkü ben böyle bir ürün sipariş etmedim. Gelen ürünleri de hepsi doğru. 10 tane ürün geldi. Fazladan yapışkan bile geldi. Ben hani video işte açılırken tespit olur, dispütü açarım, hani iademi alırım diye düşünürken hiçbir şey eksik gelmedi. Hatta fazladan bir bant bile geldi. Teşekkür ediyoruz AliExpress'e. Ürünler bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsini video açıklama kısmında her zaman olduğu gibi linklerini paylaşıyorum. Beni YouTube'dan veyahut da AliExpress'ten de beni takip edebilirsiniz. AliExpress sayfamı da YouTube açıklama kısmından paylaşırım. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video izleyenlerin %95'i abone olmayanlar, yani daha çok abone olmayanlar izliyor sanırım, bilmiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada bunun ikinci serisi de gelecek. Böyle iki tane daha paket var. Bunun da ikinci serisi muhtemelen gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.